Güne Bakış'tan herkese iyi akşamlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün attığı tweet ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine Suriye'de IŞİD'den geriye kalan ne varsa yok edeceğini söylediğini belirtti. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 2019 yılında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın IŞİD'i yok edebilecek biri olduğunu ve artık ABD askerlerinin eve dönebileceklerini söyleyen Trump, bu konuyla ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye'den ABD'li askerlerin çekilmesi, IŞİD ve ticari anlaşmalar konusunda çok verimli bir telefon konuşması gerçekleştirdiğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Suriye konusunda Trump ile pek çok konuda mutabık olduklarını ancak bunun sahaya yansıması için uzun süre beklediklerinin altını çizmişti. Erdoğan, Trump'ın çekilme kararı sonrası Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun bir müddet gecikeceğini eklemiş ve Suriye'de gerçekleştirecekleri operasyonlarla Suriye'de hem PKK hem de DAEŞ'i ortadan kaldıracak bir hareket tarzı izleyeceğiz demişti. Işın Eriçi'nin konuğu olan Soli Özel, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den asker çekme kararından sonraki süreçte yeni bir döneme giren Amerika Birleşik Devletleri-Türkiye ilişkilerini yorumladı. Trump'ın böyle bir kararı bir telefon konuşması sırasında yanındakilere de sadece bunu yapabilir miyiz diye bir soru sorup açıklamış olması bir tarafıyla çok şok edici. Çünkü Amerika'nın dış ve güvenlik politikalarını tasarlayan ve uygulayanların arasında bir müzakere yapılmamış. Trump'a böyle yapalım diyen filan olmamış. Dolayısıyla bir emrivaki. Öte yandan Trump gerek seçim kampanyasında gerekse de bundan 8 ay önce Ohio'da yaptığı bir konuşmanın ortasında konuyla alakası olarak ben askerleri çekeceğim Suriye'den diyerek kendini bağlamıştır. Bunu bu sefer o konuşmada yaptı. Belki o konuşmada yapmayı hep düşünüyordu. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikalılar çekilsin vesaire gibi bir şeyler söylediğini iddia ediyorlar. O zaman da tamam al kardeşim bu senindir dedi. Şimdi ondan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan IŞİD diye bir şeyin kalmadığını, bunların aslında birkaç böyle çapulcu olarak kaldıklarını filan da söylemişti. Trump da çekilme kararını meşrulaştırmaya ya da kabul ettirmeye çalışırken zaten biz IŞİD'in işini bitirdik dedi. Ama ondan sonra IŞİD'in işinin bitmediğini kabul etmiş oldu zımnen. Çünkü Türkiye bunu yapacak dedi. Şu anda kafa karışıklığı yarattığı doğru bunun. Türkiye bu durumda IŞİD'le mücadelenin de sorumluluğunu üstlenmiş gibi gösteriliyor Amerikan Başkanı tarafından. Türkiye hakikaten böyle bir taahhüde girdi mi onu bilmiyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan GATA'daki FETÖ yapılanmasına ilişkin 24'ü askeri doktor, 6'sı mahrem imam olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı. FETÖ'nün GATA yapılanmasına dair operasyon, MİT tarafından 21 Haziran'da örgütün üst düzey bir imamının gözaltına alınmasıyla başladı. Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonunda 2048 adlı oyun görünümü ve Bylog gibi haberleşme sistemleri üzerinden örgüt mensupları ile yapılan yazışmalar tespit edildi. Yazışmalarının incelenmesi ve bir başka şüphelinin itirafları sonucunda GATA'daki FETÖ yapılanmasındaki askerler ve bu askerlerden sorumlu sivil unsurların bilgisine yer verilerek arşiv oluşturulduğu belirlendi. Asgari Ücret Komisyonu bugün son kez toplandı ve 2019 yılındaki asgari ücret miktarını belirledi. 2019 yılı asgari ücret tutarı 2020 lira olarak açıklandı. Türk İş Komisyon toplantıları sırasında asgari ücretin 2000 lira üzerinden tartışılması gerektiğini söylemiş, DİSK ise asgari ücretin 2800 lira olması gerektiğini belirtmişti. Asgari ücret artışı enflasyon artışından daha yüksek bir rakamda artarken Ali Tezel enflasyon denilince sadece yiyecek içecek baz alındığını bu sebeple aslında enflasyondan daha az bir artış yapıldığını vurguluyor. Tezel ayrıca vergi dilimine de değindi. Asgari ücretliler senenin sonuna doğru daha çok vergi verip daha az ücret alacaklar dedi. Şöyle anlatayım. Son 15 yıldır gelir vergisi dilimleri enflasyon oranına kadar artırılmıyor. Bu şu demek?
çalışanlardan daha çok vergi alınıyor. Alınması gereken rakamdan daha yüksek vergi alınıyor demek. Mesela geçen yıl gelir vergisi dilimleri yeterince artırılmadığı için asgari ücretler Kasım ve Aralık ayında %15'lik dilimden %20'lik dilime geçtiler. Yani %5 daha fazla vergi vereceklerdi. Çıkarılan bir yasayla bu iptal edildi. Ama bu sene eğer vergi dilimleri yeterince artırılmazsa, gerçek rakamlar artırılmazsa, Temmuz ayından itibaren asgari ücretler %15'lik dilimden %20'lik dilime geçecekler. Bu da şu demek, her ay 100 lira daha az net maaş alacaklar anlamına geliyor. Evet, yani aslında olayın en kritik noktalarından bir tanesi de bu galiba. Evet, vergi aynen öyle. Çünkü belli bir rakamdan, özellikle mesela asgari ücretten vergi alınmaması gerektiği halde biz vergi almaya devam ediyoruz. Üstelik bu yetmiyor. Yılın ikinci yarısında %15'lik dilim, en düşük dilim olan dilimden ikinci dilim olan %20'lik dilime geçecekler. Daha az vergi, daha çok vergi verecekler, daha az ücret alacaklar. Evet, bugün Ankara'da mecliste grubu bulunan partilerin grup toplantıları vardı. Arkadaşımız Özgür Özdemir takip etti. Şu anda Skype hattımızda. Özgür, hoş geldin. Hoş bulduk Gökçe, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Seni dinliyoruz Özgür. Neler anlatacaksın? Aslında liderler neler anlattı demek daha doğru galiba. Evet, 2018'in artık son grup toplantıları yapıldı. AK Parti ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün önemli mesajlar verdi. Yılbaşından itibaren Konut'ta hem doğalgazda hem de elektrikte %10 indirim yapılacağını söyledi ve ekonomide hızlı bir toparlanma sürecindeyiz dedi ve işsizlik oranını 2019'da tek hanelere indirmeyi hedefliyoruz dedi ve CHP'ye ve CHP liderine çok ağır yüklendi. Bunlar dedi CHP için geri gelir terör örgütleri el ele kol kola yürürler. Gökçe, kamuoyunun da bildiği gibi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında geçtiğimiz günlerde mecliste gerilim yaşandı. Buna da değindi ve ilginç bir çıkış yaptı. Bunlara gereken dersi vermek durumundayız. Yargıda bunlara gereken dersi vermek durumundayız. Vereceğiz de, önce tazminat sonra ceza şeklinde konuştu. Tabi yerel seçimler yaklaşıyor Gökçe. Herkes İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı kim olacak onu merakla bekliyor. Binali Yıldırım'ın ismi geçiyor meclis başkanının. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis grup toplantısından sonra bu sorulara cevap verdi ve Binali Yıldırım'ın aday olabilmek için meclis başkanlığından istifa etmesine gerek yok dedi. Ve 29 Aralık'ta da belediye başkan adaylarını açıklayacak. Bunu da açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu neler söyledi? Kılıçdaroğlu sözlerinde İsmet İnönü'yü anarak başladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Erdoğan'a çok sert çıktı. Senin gibi bir zorbanın seçilmesi için biz anayasa değişikliğine evet dedik dedi. Yine Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'le ilgili de konuştu. Sanatçı dik durur, onuruyla durur diyerek bu iki isme de sahip çıktı. Ve Erdoğan'a sen 80 milyonu haddini biliyorsun, birisi de sana haddini bil desin diye bir sözler kullandı diyelim. Yerel seçimlerle ilgili mesajlar da verdi ve İstanbul'da Ekrem İmamoğlu Ankara'da Mansur Yavaş kazanacak şeklinde konuştu. Sezai Temelli neler söyledi HDP eş genel başkanı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Kendi halkından bu kadar korkan bir cumhurbaşkanı olur mu diye seslendi. Yine Demirtaş'ın AİHM'in verdiği Demirtaş kararını hatırlattı Temelli ve gereğini yapın şeklinde konuştu. O da Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'le ilgili mesajlar verdi. Türkiye'nin saygın sanatçıları bunlar dedi. Düşüncelerini ifade ettikleri için neredeyse tutsak edileceklerdi dedi. Ve Erdoğan'a sana demokrasi havarisi mi diyelim şeklinde mesaj gönderdi. Ve Ankara'daki tren kazası, bildiğin gibi tren kazasında hatta sinyalizasyon olmadığı açıklanmış ve Ulaştırma Bakanı da sinyalizasyon şart değil demişti. Bu sözlere gönderme yaptı Temelli. Şart değilse neden o kadar parayı sinyalizasyona ödedin şeklinde konuştu. Ve önemli bir mesaj da verdi. Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'na ve üyelerine güvenmiyoruz şeklinde konuştu Temelli. İYİ Parti'de Meral Akşener 2019 bütçesini eleştirdi. Halk milletin cebini düşünün, yoksa milletin parasıyla hazırladığınız bütçe size zehir olur şeklinde konuştu ve ekonominin de giderek kötüleştiğini belirtti Akşener. Bütün makyajlara rağmen kriz derinleşiyor. Yine Fransa'daki sarı yelekli eylemlerine değindi. Türkiye'de de epey tartışılmıştı bu. Bu konuya Meral Akşener de değindi ve Türkiye'de artık insanları sokağa çağırmayın, kimse sokağa inmiyor zaten şeklinde konuştu. O da Akpınar ve Gezen'le ilgili mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı'na seslendi. Bir cumhurbaşkanı ülkesinin gazetecisini, ülkesinin sanatçısını hedef göstermez şeklinde konuştu.
ve tabii ki de Orta Doğu ile ilgili önemli bir mesaj da verdi. Bildiğin gibi ABD Suriye'den çekiliyor. Neler olacak? Herkes merakla bekleniyor. Tabii Türkiye'nin de olası bir kara harekatı gündemde. Akşener buna değindi. Türk devleti bir yere gireceğim diyorsa girer dedi. Ve bunu seçim malzemesi yapmayın, gereğini yapın şeklinde mesaj gönderdi hükümete diye bir sözü sana bırakayım Görkem. Özgür, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Evet, arkadaşımız Özgür Özdemir Ankara'da partilerin grup toplantılarını takip etti ve liderlerin açıklamalarını bizlere aktardı. Güne bakış devam ediyor. Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi Başkanı Mehmet Kaya, Güneydoğu'da partilerin seçimlere nasıl hazırlandığını İrfan Bozan anlattı. Doğrusu güvenliğin öne çıktığı Kürt sorununda bir süreci yaşıyoruz. Bunu görmemiz gerekiyor. Bunun böyle sürdürülebilir olanağı da yok. Yani buradaki seçimleri Kürt sorunundaki genel politikadan çok ayıramayız. Artı Orta Doğu'da yaşanan süreçle de çok ayıramayız. Bunu da görmemiz gerekiyor. Maalesef yani Diyarbakır'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın seçimi tam da bu iki parametreyle de örtüşüyor. Bunu da görmemiz lazım. Şimdi böyle baktığımız zaman evet, gerçekten profil önemli. Bizim tabii ki kentin beklentisi, genel anlamda HDP'nin adayından beklentisi daha uzlaşmacı. En azından kent içinde kentin adayının daha hizmeti öne çıkaran bir aday profilinin olması toplum tarafından beklenen bir tavır. Hepimizde var bu. Yani doğrusu evet, bu kente yönetecek kentin seçtiği adayın olması ve bu adayın da devletle, merkezi hükümetle çalışabilir, diyalog kapılarını açık tutması önemli. Tabii bunu düşünürken bizler ve Diyarbakır'ın genelinde aynı şekilde şunu da hesaba katıyoruz. Biraz evvel size ifade ettiğim iki parametrede de bu sürece gidilmesi gerekiyor. Yani artık Kürt sorunu sadece güvenlik politikasıyla çözülemeyeceği geçmiş deneyimler bize gösterdi. Evet, biz de biliyoruz ki yeni bir çözüm sürecinin geçmiş çözüm süreciyle aynı şekilde olma olasılığı gittikçe zayıflıyor ama... Evet, bu akşam Güne Bakış'ta Oxford Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü misafir öğretim üyesi Galip Dala'yı ağırlamayı planlıyorduk. Fakat canlı yayında değil, kendisinin bir acilen planda olmayan bir şekilde toplantısı çıktı. Yayına girmeden önce sorularımızı telefonla ilettik kendisine ve ses kaydı yaptık. Şimdi cevaplarını alıyoruz, dinliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Suriye'den çekilme kararı aldı. Aslında bu Türkiye için öncelikle olumlu olarak değerlendirilse de sizce barındırdığı riskler var mı? Türkiye açısından gerçekten lehte bir durum mu bu? Ya şöyle, hani bu karar sonuç itibariyle Türkiye'nin Türkiye için diplomatik alanda büyük bir, hani önemli bir başarı. En nihayetinden Türkiye Amerika'nın işte özellikle YPG konusunda farklı bir tutum takılmasını, en azından YPG'ye sağlamış olduğu koruma kalkanını sağlamamasını talep ediyordu. Şimdi bu Amerika YPG'ye sağladığı koruma kalkanı Amerikan askerinin çekilmesiyle büyük bir oranda ortadan kalkmış olacak. Dolayısıyla bu yönüyle Türkiye'nin arzuladığı veya talep ettiği bir sonuçtu. Fakat Türkiye bence bu kadar hızlı çıkmasını, bu ölçekte hızlı bir karar almasını da beklemiyordu. Bu nedenle zaten Türkiye'den sonradan gelen açıklamalar, bu çekilmenin daha zamana, hani belli bir zamana yayılmış, koordineli bir şekilde yapılması yönünde. Çünkü aksi takdirde hızlı ve koordinasyonu sağlanmadan yapılacak bir çekilmenin Türkiye için de ciddi manada riskler barındıracağını bence Türkiye de görebiliyor. Bu hem Doğu Suriye'ye yönelik yeni bir rekabet alanını ortaya çıkarır. Bu hem Doğu Suriye'de işte Rusya'dan rejime, oradan İran'a kadar farklı aktörlerin farklı projeksiyonlarla burada yeni bir güç rekabetine girme ihtimalini de gündeme getiriyor. Bu nedenle Türkiye mümkün mertebe bu çekilmenin daha koordineli, daha zamana yayılmış bir şekilde yapılmasını talep edecektir. Zaten Amerika'da da sonradan gelen açıklamalar bu yönlü vurguların olduğu açıklamalar gelmeye başladı. Türkiye'de bu yönlü vurguların olduğu açıklamaları duyuyoruz. Dolayısıyla şu anda Türkiye'nin Amerika'nın orada hızlı çekilmesinin kendisi için barındıracağı, kendisi için ortaya çıkaracağı riskleri görebildiği için
görebildiğim kadarıyla mümkün mertebe daha koordineli bir çekilmeden tarafa bir çekilme yönünden bir irade ortaya çıkmış gözüküyor. Burada Trump'ın özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesinden sonra yaptığı açıklamalar ve aslında bu açıklamanın ardından böyle bir karar aldığı konuşuluyor. Burada Türkiye-ABD ilişkilerini bu karar nasıl etkiler? Trump'ın İbrahim Kalın tarafından açıklandığına göre Türkiye'ye davet edilmiş olması, haftaya bir Amerikan heyetinin Türkiye'ye gelecek olması vesaire ilişkilerin de normalleştiğini biraz bize hissettirdi ama Türkiye-ABD ilişkileri açısından ne tür bir önem bu acaba çekilme kararı? Ya şöyle, şu anda hani atmosfer değişimi oldu. Türkiye-Amerikan ilişkilerinde bir atmosfer değişimi oldu gözüküyor. Ama şu anda bu atmosfer değişimi büyük oranda liderler düzeyinde gerçekleşiyor. Trump'la Erdoğan düzeyinde gerçekleşiyor. Sanki bu kurumlar Amerikası dediğimiz işte farklı kurumları temsil eden aktörler özellikle Amerika'da bu karardan pek memnun gözükmüyor gibi duruyorlar en azından ortaya çıkan resim. Dolayısıyla burada sanki iki resim ortaya çıkıyor. Bir liderler düzeyinde işte burada Trump işte işte mücadele stratejisi, işte işte mücadele meselesinin büyük oranda Türkiye devretmekten dolayı mutlu gözüküyor. Zaten Trump Suriye'de çekilme geldiğinden itibaren Suriye'den çekilme yönünde bir talep ortaya koydu. Suriye'den çok daha yani sadece Suriye'de genel olarak Orta Doğu'da bu ölçekte Orta Doğu'nun polisliği yapmak konusunda hevesli değildi. Dolayısıyla bu Trump'ın şeyinden beri yani adaylığından beri durmuş olduğu nokta arasında çok da yani çok da paradoksal bir durum söz konusu değil. Ama kurumlar Amerika'sının bugüne kadar dile getirdiği projeksiyonlar açısından, dile getirdiği işte talepler açısından baktığımızda ortaya çıkan resim bir paradoks oluşturuyor. Çünkü kurumlar Amerika'sı işte İran'ı dengeleme stratejisinden tutalım da şeyde Doğu Suriye'de daha kalıcı bir varlık ortaya koymak istediklerine dair söylemler geliştiriyorlardı. Dolayısıyla bunlar açısından da bir paradoks oluşuyor. Şu anda ortaya çıkan resim de Türkiye ile Amerika arasında liderler düzeyinde atmosfer değişimini, iklim değişimini çok net bir şekilde sezilebiliyor. Hani geliştirilen söylemden Trump'ın adı Türkler, Türkiye'nin resmi makamların bu konuda tutturduğu dil. Yani yeni bir iklim, yeni bir atmosfer liderler düzeyinde seziliyor. Fakat öbür taraftan ise kurumlar Amerika'sı ile aynı düzende bir atmosfer, aynı düzeyde bir iklim değişikliği gözükmüyor. Yani, kurumlar Amerika'sı bu konudan son derece rahatsız bir, zaten istifalar da ortaya koyduğu gibi son derece rahatsız bir, rahatsız olduklarını ortaya koyuyorlar. Bu neye yol açar? Bu ancak önümüzdeki dönemlerde hani Trump'u vermiş olduğu kararın arkasında ne ölçekte duracak? Bu kararı ne ölçekte Türkiye'de koordineli bir şekilde yapacak? İşte bu kurumlar Amerika'sında ki direnç bu sürece akamete uğratabilecek mi? Bu sürecin altını oyabilecek mi? Bunu göreceğiz. Ama en azından şu anda zaten sizin de hani ifade ettiğiniz gibi söylemler üzerine baktığımızda çok ciddi manada bir iklim değişikliği seziliyor. İşte Türkiye'nin hani Trump'ı davet etmiş olması, işte Trump'ın Türkiye ile alakalı hani bu ölçekte pozitif tweetler atıyor olması ciddi manada bir iklim ve bir atmosfer değişimi olduğu aşikar. Burada Trump bu kararı müttefiklerine danışmadan... Şu anda dediğim gibi bu Trump'la kurumlar arasındaki makas kapanmış değil. Burada Trump'ın bu kararı alırken sadece deklare etmiş olması, aslında hiçbir sahadaki müttefikine danışmadan vermiş olması özellikle Körfez ülkeleri açısından nasıl karşılandı sizce? Yani bu şöyle, Suriye meselesinde Körfez artık birinci dereceden bir aktör değildi. Hani ne Suriye, ne Körfez'in diğer ülkeleri Suriye sahasını çoktan terk etmişlerdi. Hani sembolik olarak var oluyorlar işte bazen belli ölçüde ekonomik kaynak diyelim ayırıyorlar. Fakat hakikatte Körfez ülkeleri Suriye sahasında uzun süreden beri aktör değillerdi. Dolayısıyla hani bu Suriye bağında Suriye bağlamında vermiş yani Suriye bağlamının kendisi Körfez'i birinci derecede etkilemiyor. Ama Körfez'i etkileyen tarzı şu, en nihayetinde Körfez ülkelerinin her ekseriyeti Amerika onlara sağladığı güvenlik şemsiyesine muhtaçlar. Güvenlik şemsiyesiyle var olabilen aktörler bunlar.
Bu muhtemelen onları daha fazla ürkütmüştür. Çünkü Amerika'nın en azından geleneksel rolünü, Orta Doğu'da geleneksel rolünü oynamak istememesi veyahut da oynamayı tercih etmemesi veyahut da daha önce oynadığı gibi oynamama ihtimali onları muhtemelen düşündürüyordur. Yani yarın kendilerine bakan, yani meselenin kendilerine bakan tarafıyla alakalı kendilerine bazı sorular soruyorlardır. Dolayısıyla hani Körfez ülkeleri, çünkü bugüne kadar Amerika'nın Orta Doğu'da oynadığı geleneksel role ciddi manada bel bağlamış durumdalardı. Bu geleneksel rolün değişiyor olması Körfez ülkelerini muhtemelen kaygılandırıyordur. En azından Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ama özellikle Suudi Arabistan'ı bence kaygılandırıyordur. Çok teşekkür. Ama Suriye sahasında zaten Suudi Arabistan birincil bir aktör değildi. Çok teşekkür ederiz Galip Bey. Rica ederim, ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar, sağ olun. 8-24 gündür cezaevinde bulunan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteci yazar Ahmet Altan'a neden kimsenin sahip çıkmadığını ve Altan'ın bu yalnızlığının sebeplerini Ruşen Çakır yorumladı. Şimdi bugün ben 824 gündür içeride olan Ahmet Altan hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Ahmet Altan'ın 824 gün içeride olması zaten ve ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş olması zaten Türkiye'de nasıl bir noktada olduğumuzu bize gösteriyor. Ve daha acısı, esas gösterdiği bütün bu süreçte özellikle belli bir aşamadan sonra Ahmet Altan'ın bir nevi çok yakınları dışında yalnızlığa terk edilmiş olması. 800'ü aşkın gündür Ahmet Altan bir anlamda tek başına birçok gazetecinin ya da aydının hakkında soruşturma olan gördüğü dayanışmadan da mağrum bir şekilde içeride olduğunu görüyoruz. 10 Eylül 2016 gözaltına alınış tarihi. Önce bir alındı, bırakıldı. Sonra tekrar alındı ertesi gün ve o zamandan beri de içeride. İlginç olan, kardeşi Mehmet Altan da aynı suç, benzer suçlarla ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararıyla. İsrail'de Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti erken seçim kararı aldı. Normal koşullarda 2019 Kasım'ında yapılması gereken seçim için yeni tarih Nisan 2019 olarak belirlendi. Erken seçim kararı, ultra ortodoks gençlerin de zorunlu askerlik hizmeti kapsamına alınması için hazırlanan yasa tasarısının koalisyonu bölmesi nedeniyle alındı. Koalisyon ortaklarından Gelecek Partisi, tasarıyı meclis oylamasında desteklemeyeceğini duyurmuştu. Kamuoyu yoklamaları, Netanyahu'nun partisi Likud'un en yakın rakibine iki kat fark atarak seçimden birinci çıkacağını işaret ediyor. Benjamin Netanyahu ise bir kez daha başbakanlığı alırsa, İsrail tarihinin en uzun süre iktidarda kalan lideri olacak. ABD'li ünlü aktör Kevin Spacey hakkındaki cinsel saldırı ve kötü muamele suçlaması nedeniyle 7 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak. Spacey, 2016 yılı Temmuz ayında Nantucket, Massachusetts'te bir restoranda ergen bir gence cinsel saldırı ve kötü muamelede bulunmakla suçlanıyor. Cinsel saldırı iddiaları ortaya çıktıktan sonra Netflix dizisi House of Cards'ın oyuncu kadrosundan çıkarılan Spacey'nin 7 Ocak'ta Nantucket Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Kasım 2017'de bir basın toplantısı sırasında Boston WCVB TV televizyonu ana haber sunucusu Heather Unruh, Kevin Spacey'i kamuoyuna açık bir biçimde oğluna cinsel saldırıda bulunmakla suçlamıştı. Öte yandan Spacey, dün Twitter ve YouTube'dan yayınlanan bir videoda konuyla ilgili şunları söyledi. Onlar her şeyin doğru olduğunu belirtmem için ölüyorlar ve ne hak ediyorsam yaşamam için. Fakat siz kanıt olmadan en kötüsüne inanmayacaksınız değil mi? Gerçek olmadan acele bir yargıya varmayacaksınız değil mi? Hayır, siz değil. Siz bundan daha zekisiniz. İngiltere polisi de Spacey hakkında cinsel saldırı iddiaları üzerine bir soruşturma yürütüyor. Mart ayından bu yana haber alınamayan kayıp Dubai prensesinin durumunun iyi olduğuna dair fotoğrafları paylaşıldı. Dubai'den kaçtıktan sonra Hindistan yakınlarında yakalanıp geri getirilen ve hayatından endişe edilen Prenses Şeyha Latife Muhammed El Maktum'un ailesi tarafından fotoğrafları yayınlandı. Ailesi, Şeyha Latife Muhammed El Maktum'un kendi isteğiyle geldiğini belirterek iddiaların asılsız olduğunu savundu.
Birleşik Arap Emirlikleri prensesin durumunun iyi olduğunu ve ailesiyle birlikte Dubai'de olduğunu belirtti. 7 yıl kaçmak için plan yapan prensese bir Fransız ajanının yardım ettiği söyleniyor. Fotoğrafların gerçekliği ise sosyal medyada tartışma konusu oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı bu yıl ülkede 921 bin çocuk doğduğunu açıkladı. Bu sayı geçen senenin 25 binin altında. Yaşlı nüfusun sürekli arttığı ülkede doğum ve ölüm oranları arasındaki fark giderek açılıyor. Bu yıl 448 bini buldu. Japonya'da hükümetlerin 1990'ların ortalarından beri ailelerin çocuk sayısını arttırmak için teşvikler getirdiği ancak bunların sonuç vermediği biliniyor. Japonya İstatistik Bürosu tahminine göre 2016'da 126 milyon olan nüfus 2065 yılında 88 milyona kadar düşecek. Hükümet ise gelecek 50 yılda nüfustaki azalmayı kontrol altına alarak ülke nüfusunu 100 milyonun üzerinde tutmayı hedefliyor. Birleşmiş Milletler 2050'ye kadar dünya nüfusunun 10 milyara yaklaşacağını öngörüyor. Ancak nüfusu düşmeye başlayan ülkeler de var. Japonya yüksek nüfusu sebebiyle en fazla vatandaşını kaybeden ülke olsa da yüzde olarak en üst sıraları Doğu Avrupa ülkeleri işgal ediyor. Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk gibi ülkelerde genç ve eğitimli kesim iş piyasasının tatmin edici olmaması ve eğitimli gençlerin potansiyellerini ülkelerinde yakalayamayacağı yönündeki inanç yüzünden Batı ülkelerine göç ediyor. Spor Toto Süper Lig'de Lefter Küçükhan-Donyadis sezonunda ilk yarı dün akşam oynanan iki maçla sona erdi. Dün akşam oynanan Atiker Konyaspor Akhisarspor ve Antalyaspor Fenerbahçe maçlarından gol çıkmadı ve iki maçta 0-0 sonuçlandı. Sezonun ilk yarısını Melitpol Başakşehir 34 puan ile lider tamamladı. Galatasaray 29 puan ile 5. Beşiktaş 26 puan ile 7. sırada yer aldı. Galatasaray ve Beşiktaş sezonun yarısını ilk 4'ün dışında tamamlarken Fenerbahçe ise 17 haftada topladığı 16 puan ile tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. 17. sıradaki Fenerbahçe tarihinde ilk kez sezonun ilk yarısını düşme hattında kapattı. Sezonun ilk bölümünde maçlar 2.55 gol ortalamasıyla oynandı. İlk yarının en çok gol atan takımı ise 37 gol ile Kasımpaşa oldu. Kasımpaşalı Cagne 20 gol ile gol krallığında ilk yarının lideri oldu. Güne Bakış'ın bugünlük sonuna geldik. Sırada Fenfikir var. Işın Elçi'nin bu akşamki konukları Sezin Öney ve Nilden Beyazıt Postalcı olacak. Fenfikir'in ardından saat 21.30'da Deniz Özen'in sunacağı ve Can Atalay'la Esin Köymen'in konuk olacağı sosyal hukuk programını izleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar.